Evet, değerli izleyenler, Ankara Kent Sohbetlerinde yayın olarak ikinci sezon, kitap olarak ikinci ciltteyiz. 14. bölümde yine çok değerli Ankara'ya ait Ankara'nın bir değeri ama tabii ki memleketin ve dünyanın bir değeri olan heykeltıraş sevgili Metin Yurdanur'la birlikteyiz. Sevgili Metin Yurdanur, hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Beni izleyen tüm izleyicilere sağlıklı, güzel, mutlu yarınlar ve günler ve yıllar dileyerek sözüme başlamak istiyorum. Buyursunlar şimdi. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun Mehmet Bey, başlayabiliriz. Çünkü konu ya da kent ya da sanat o kadar yoğun ve derinlikli ki nereden başlarız, ne yaparız onu artık size bırakıyorum. Onu Mehmet Hocam'ın da Evet. açılış cümlesini aldıktan sonra ekranda bir şeyler yansıyacak. Onlar Tamam. üstüne konuşacağız. Tamam. Hay hay. Ben de şöyle bir şeyim var. Hemen bu seneki kültürel bellek 2020 geçen sene bu sene de posterini bulamadım ama o, Evet. 2017'den beri sizin bu muhteşem heykelinizi kullanıyoruz. Yani Hacettepe Üniversitesi Hütkam kültürel bellek sempozyumlarında bilmiyorum haberiniz var mı bundan ama Bilgim var, evet efendim. bunu göstermekle başladım çünkü ben de 2017'den beri her sene bu sempozyuma konuşmacı, davetli konuşmacı olarak katılıyorum ve sizi anıyoruz her zaman. Çok Hoş teşekkür geldiniz. ederim. Hoş geldiniz. Şimdi size söz veriyoruz efendim. Buyurun. Şimdi geliyor bu anıtlar. Bunlar sizin sayfanızdan birkaç eklemeyle tarafımızdan oluşturuldu. Bunca heykel. Bunlar da sayfanız var. Evet. metinyurdanur.com sayfası var. Ona koyduğunuz üç güzel resim ve oradan memleketten bir fotoğraf, çocukluktan bir fotoğraf var. Yer demir, gök bakır mı? Doğrudur. Yer demir gök bakır Yaşar Kemal'in deyimiyle ya da işte Yaşar Kemal'in toprağı bol olsun ikisini de tabii. Neşet Ertaş'ın söylediği Bozkır'ın tezenesi dediği gibi. Bozkır'ın ortasında biz sarışın kurt gibiyiz. Doğrudur. Bu sarışın kurtların en büyüğü, en yücesi Mustafa Kemal Atatürk'tür biliyorsunuz. Evet, Nazım Hikmet'in deyimiyle, şiiriyle, o güzelim şiiriyle. Hepimiz birer sarışın kurt gibiyiz ve ben gerçekten bir sarışın kurt gibiyim. Çünkü benim coğrafyamda bir bozkır var. Doğduğum, büyüdüğüm coğrafyadan yaklaşık 70 yıl geçmiş onun üzerinden. Dile kolay. Bu işte gülen bir çocuk ve iki tane kız kardeşi var yanında. Hayata gülüyoruz, üçümüz de gülüyoruz. Hala güleriz biz, her şeye güleriz. Ne güzel. Evet. Uzun tabii. Sivrihisar 700. yılını idrak edeceğiz. Büyük ozanımız, insanlığın en büyük ozanı Yunus Emre'nin vefatının, sonsuzluğa göçünün 700. yılı biliyor. Bu yıl, 2021 yılı. Günümüzden 700 yıl önce onu sonsuzluğa uğurladık. Onun bir hemşerisi olarak onur ve gurur duyuyorum. Olağanüstü gülmece ustası, bütün insanlığın bildiği, tanıdığı, sevdiği, yaşayan, hala yaşayan, geçmişte yaşamış olan değil. Nasrettin Hoca benim hemşerim. Bu toprakları onlarla birlikte paylaştık. Bundan kıvanç duyuyorum, gurur duyuyorum. Bir Orta Anadolu kasabasında doğmaktan, büyümekten, çocukluğumun geçmesinden. Şimdi sol üst köşede bir fotoğraf paylaştınız Necati Bey. 1978 yılında projesine başladım. 1980 yılının 12 Eylül'ünden bir hafta 10 gün sonra korsan bir biçimde, evet onu tekrar alalım lütfen. Bir miras heykeli orada atölyeden bir sol üst köşede biliyorsunuz en üst sol köşede Evet. Ankara Garı'nın önünde yer alan Evet.
kent belleğinde çok önemli bir yeri olan ve toprağı bol olsun İsmail Gümüş arkadaşımız, öykücü, ressam, sanatçı, eğitimci, yazar, rın deyimiyle bu bir başyapıttır demişti Ankara Garı'nın önündeki Miras adlı heykelimiz için. Ben yanlış açtım, affedersin. Miras. Yok, ben açacağım şimdi. Ben Miras, açıyorum. Evet, Miras. Evet. Miras'la hemen başlayalım konuşmamıza. Burada atölyeden bir fotoğraf. Eller heykeli solda, en sağ tarafta Miras heykelinin küçük bir maketini izliyoruz. Şimdi bu Ankara'nın belleği olan, sizin de Hacettepe Üniversitesi'nin kıvançla karşıladığım, böyle sevinçle karşıladığım afişinde ya da kataloglarında yer alan Eller heykelinin dışında Miras heykeli de çok benim için nasıl söylenir, öncelikli ve önemli. Yapıldığında çok genç yaşlardayım, 26-27 yaşlarındayım. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde eski adıyla, yeni adı yok zaten çünkü okul yok edildi, kaybedildi. 12 Eylül'den sonra her şeyle dağıtıldı, kültürü de yok edildi, adı da silindi. Öyle sanıyorum, öyle bir kurum yok artık. Yani işte yerine Gazi Üniversitesi deniliyor ama hiç ilgisi yok Gazi Üniversitesi ile Gazi Eğitim Enstitüsü kültürünün. Evet. Ve o eğitim öğretiminin hiçbir ilgisi yok. Olmadığı da 40 yıldır, aradan 80'den bu yana 40 yıl geçmiş. Hiç kimse göğsünü gere gere ben Gazi Üniversiteli işte şu sanatçıyım, bu sanatçıyım diyemiyor. Oysa bir zamanlar okulda kimler yetişmedi? Şimdi adını sayamayacağım yazarlar, ozanlar, ressamlar, sanatçılar tümü Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü kökenlidir biliyorsunuz. Gireceğiz. Şimdi tren istasyonundaki gar heykeli enteresandır. 79 yılında bitirildi, bronzu döküldü. 80 darbesi oldu. Heykel yerine konulacak ama her taraf işte asker dolu. Eskiden şimdiki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binasının olduğu yerde bir otogar vardı. Ankara'yı bütün Türkiye'ye bağlayan otobüslerin bulunduğu işte otobüs terminali. Onun da tam karşısında Ankara Belediyesi'nin, o zaman işte bölük bölçük değildi belediye, tekti, Ankara Belediyesi'ydi. İlçesiydi, köyüydü, kasabası yoktu. Belediyenin Park Bahçeler Müdürlüğü vardı. Orayı da son işte 3-5 yıl içerisinde dümdüz etmişler, belleği yok etmişler, garip garip yapılar yapmışlar. Yıkma konusunda biz çok mahiriz. Bu konuda bir ben şeyi hatırlıyorum. Yaşamadım ama okuduğumdan bildiğimden binli yıllarda bir Avrupa çapulcularının Kudüs'ü almak için gavurlardan, yani Müslümanlardan, onlara göre gavur deniliyor. 8-10 hareketleri vardır biliyorsunuz. Ne deniyordu onlara Yalçın Bey? Avrupa'dan gelen güruha Kudüs'ü almak için Haçlı Seferler diyor. Haçlı Seferlerinin yağmasını bir kenara koyuyorum. O yağmadan İstanbul nasibini aldı, Anadolu nasibini aldı. Bir de Moğol istilası var biliyorsunuz 12. 13. yüzyıllarda. Bir de insanlık tarihinin en kahraman, en cengaver, en akıllı askerlerinden Timur. Timur var biliyorsunuz. Bizim amca çocuğu olur o. Ya da teyze oğlu olur. Ondan sonra bunlardan nasibini alıyor Anadolu. Nasrettin Hoca'nın da onunla ilişkin öyküleri, fıkraları var. Anadolu, o şiiri kim söyledi unuttum. İşte bin atlının nallarıyla bizim nazlı uykularımız bölündü diye hep böyle bölünürdü. Bunu daha eskilere de almak mümkün. Ta Hattilere, Hititlere, onların öncesine, Göbekli Tepe'ye kadar da almak mümkün. Dünyanın en olağanüstü coğrafyası. İstanbul dünkü şehir sayılır. Ahmet Arif'in bir şiiri. Havanan dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben. İşte bizim Sivrihisar, Orta Anadolu bir şekilde o belki. Beşikler vermişim Nuh'a, salıncaklar, hamaklar dediği şiiri. Bunları tekrar işte söyleyerek onu da anıyoruz. Şimdi bu Anadolu'yu özetleyen Gar Meydanı'nda 79 yılında yaptığım, 80 yılında da 12 Eylül'den bir hafta 10 gün sonra korsan bir şekilde Gar Meydanı göbeğine koyduğumuz heykel bundan 3-5 yıl önce yerinden edildi. 25-30 yıl orada kalmışken
Geleni gideni yolcu ederken Nasrettin Hoca Hatti Aslan'ı yerinden edildi. Bir kenara itilip kakıldı. Orada kaldı. Bu günümüzden 5 yıl önce de 10 Ekim 2015 tarihinde saat 10.04'tü galiba. İnsanlık düşmanı iki katilin bomba patlatmasıyla yüzlerce insanımız can verdi. 500 insanımız yaralandı. Milyonlarca insan da yüreğinden yandı. O heykelin tüm ön yüzeyi o patlamanın etkisiyle insan kanı ve et parçalarıyla olduğunu bir öğretmen arkadaşım bana anlattı. Ben orada yoktum çünkü. Onunla ilgili de bir anıt çalışması yaptım. Şu anda o sergilendi ve sonsuza kadar sergilenecek ve insanlığa ibret olarak sunulacak. Bir yudum su alabilir miyim? Elbette. Zaten benim aslında bu hazırladığımda mesela Gazi'den söz ediyorken Kur'an Erol hocam, evet. Evet, Gazi günlerine gidelim diyecektim ki siz bu tarafa geçince acaba hangi yansıyla desteklemeliyim diyorum ama Gazi'ye gitmişken hadi şu üç güzel insanı da. Üç ana tanrıça derim ben onlara. Evet. Evet. Tanrıçaya da ayrıca geleceğiz. Kibele'ye de ayrıca geleceğiz ama önce şu üç güzel öğretmene, çünkü bugün Pekmezci Hoca'yla konuşurken de adları geçti. Ben o Gazi'nin merdivenlerine gittiğim zaman şimdi zaten bir şey anlamıyorum ama ben o merdivenlere baktığımda Mürşide İçmeli'yi görüyorum mesela. Onu inerken, çıkarken hatırlıyorum falan cümlesi vardı. Bu üç büstünüz sizin. En son yine nerede? Çağdaş Sanatlar'da sanıyorum. Oradaki sergide de vardı. Bir de birkaç cümleyle bu büstlerden neden yaptınız bunları, bu öğretmenlerimizi, güzel öğretmenlerimizi birkaç cümle alabilir miyiz? Şimdi bu üç değerli, çok saygın, efsanevi öğretmenimi saygı ve sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Toprakları bol olsun. Bugün burada konuşabiliyorsam, konuşma yeteneğim varsa, işte hasbel kadar heykel dediğimiz şeyi yapabiliyorsam, onların eseridir. Başta Nevide Gökaydın, 100 yaşına yakın yaşadı biliyorsunuz Nevide Hocam. Ondan sonra onun işte öğrencisi Hidayet Hanım, onun öğrencisi Mürşide Hanım gibi, ama sonradan üçü de artık bir ana tanrıça oldular. Benim için bir idol oldular ve onları çok sevdiğim diğer öğretmenlerim gibi bir büstle sonsuzluğa kazandırdım. İyi ki çalışmışım, çünkü sağlıklarındayken atölyemi ziyaret edip bana poz verip o eserleri yaratma şansına sahip oldum ve bundan çok mutluyum ve gururluyum. Bu arada Turan Erol Hocam da tabii bu konuda bütün çalıştığım hocalarımdan bir tanesi. Benim işte sanat konusunda en önemli öğretmenim. Sınav sırasında 69'da beni kopyadan yakalayan bir öğretmenim. Kopyayı alırken değil, verirken. Ben sınavda bir işte desen sınavı yapılıyor. 69, ben ukelayım. Lise fenden geldim. İşte ne işim var falan sanatta, sepette diye. Mühendis olacağım, doktor olacağım derdim o. Laf olsun diye sınava girdim. Desenimi çizdim, bitirdim. Yanımdaki arkadaşımın da desenini çizmeye başladım. Bunu Turan Erol gördü. Kulaklar içindesin. Yakaladı beni. Bir fırça attı ama beni okula aldılar yani. Kapı dışarı etmediler. Onun için gülüyoruz herhalde burada. Turan Hoca da böyle hafif sert bakıyor o yüzden buna. Tabii kopyacı seni diye. Ama başkasına kopyacı. Onun da kulaklarını çınlatmış, evet, oluyor. Derken bu miras ve ellerin ardından işte efendim dayanışması, Nasrettin Hoca'sı, sizin sayfadan şöyle gidecek olursak. Şimdi Mehmet Hocam da bunu duysun. Ben Metin Bey'e diyorum ki siz Ankara'ya en çok anıt diken, heykel diken kişisiniz diyorum. O da diyor ki ya hayır ya diyor, ben değilim, benden başkaları vardır diyor. Sonuç ne oldu? Metin Bey, ben hala size sizsiniz en çok diken diyorum. Sizin yanıtınız ne bu konuda? Bir de kayda geçsin bu. Kayda geçebilir. Şöyle bir çokluktan ziyade ben nitelikten yanayım.
Kabul. Olabilir işte, nasıl anlatayım, günümüzde çok fazla şeyler var her yerde. Gayet güzel canım, niteliğinde zaten sorun yok. Niteliğin yanında nicelikte de yani önde olmak diyordum. Yine siz yine hayır ya da başka şeyler söylüyorsunuz. Peki, kabul. Şimdi burada üç tane heykel var. Bir tanesi yakıldı ama neyse ki onarıldı tekrar. Hem de sizin Ankara'ya mı geldi bu onarılmak için? Melih Cevdet Anday heykelini 1994 yılında yaptım. Evet. İstanbul'a bir armağandı. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi Vişnezade Parkı'nda bir şairler sofası parkı oluşturdu. Bu parkta ağaçların dışında hiçbir şey yoktu. İlk kez bu heykeli ben yaptım. Bunun siparişini Emre Kongar Hoca verdi. Kültür Bakanlığı müsteşarıydı. Kulakları çınlasın, Emre Kongar özellikle bu heykelin yapılmasını istedi ve Melih Cevdet Anday yaşıyordu heykel yapıldığında. Hemen bir anekdotumu belirteyim burada not olarak. Yaşarken heykeli dikilen insan, yakın zamanda yitirdiğimiz Ankara'nın en önemli yapılarından Atakule'nin mimarı Ragıp Buluc'un, toprağı bol olsun, ışıklar içinde yatsın, bir büstünü yaptım ben yaklaşık 15 kadar, 20 yıl oldu hatta önce. Amacım Atakule'nin önüne bu mimarın bir büstünü koymaktı. Bronz dökümünü de yaptık. Başvuruldu vakıfa, işte ne vakfı, işte Atakule Vakfı. Dediler ki yanıt olarak Ragıp Bey'e, sen yaşıyorsun, sen hala ölmedin, sen ölmedin ki niye büstünü dikelim dediler. O büst şu anda benim atölyemde duruyor. Orijinal modeli de Sivrihisar'daki Açık Hava Heykel Müzemizin bahçesinde duruyor. Şimdi böyle bir mantık ve mantalite var. Ne yazık ki bunu niye yaptım? Çünkü Paris'e gittiğimde Eyfel, anısal Eyfel yapısı var biliyorsun, Eyfel Kulesi. Onun mimarının bir büstünü yaklaşık işte bir metre ya da 80 santim o yapının önünde görünce hemen dedim ki Türkiye'de bizim mimarlarımız var. İşte bir tek Sinan'ın, koca Sinan'ın heykeli dikildi. O da Atatürk'ün emriyle dikildi ve yapan kimdir? Hüseyin Anka Özkan'dır. İlk kuşak heykeltıraşımız ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi bahçesinde durmaktadır ve olağanüstü bir eserdir. Daha sonra onun türevleri, kötü kötü kopyaları yapıldı, bir yerlere konuldu. O ayrı mesele tabii. Şunu da demek gerekiyor, işte büyük insanlara yakışır büyük eserler yapmak gerekir diye düşünüyorum ben. O büyük eserlerde büyük sanatçıların yapmasında yarar var diye söylüyorum. İşte Melih Cevdet Anday heykeli yapıldı. İlk kez Şairler Sofası Parkı'na konuldu. Büyük bir halk kitlesi tarafından 94 yılında açılışı yapıldı. Daha sonra diğer meslektaşlarıma, heykeltıraşlarımıza siparişler verildi. Neredeyse Türkiye'de çalışan, anıt heykel yapan pek çok heykeltıraşın bir şairimizin heykelinin olduğu yer Şairler Sofası Parkı'dır. Nerede? Beşiktaş Şairler Sokakı Parkı'nda yer almaktadır. Geçen yıl bu zamanlar bu heykel yakıldı. Bilinçli olarak yakıldı. Kaza maza değildi. Tabii sanat eserlerine önem verilmediği için zaten hemen şu anda yakılmış halini görüyorsunuz. Ama Türk itfaiyesi zamanında yetişerek olağanüstü bir şey. Bizim sağlık örgütümüz ve itfaiye örgütümüz olağanüstü insanlardan oluşur. Kurtardı heykeli ve heykel Ankara'ya getirildi. Restorasyondan geçti. 2 ay önce de parktaki yerini tekrar aldı. O halde şimdi, yerine böyle gelsin. Abi ama bu arada çok özür dilerim. Nazım Hikmet'in bir şiiri vardı. Gene Sofya'da söylediği bir şiir. Gülüne söylüyor. Ne diyor aklımda kaldığı kadarıyla? Şehirler gülüm diyor, gülüm. Sevgiliye söylüyor. Yapılan şehirler gülüm, caddeleriyle, binalarıyla değil, heykelini diktikleri şairleriyle ünlenirler, güzelleşirler diyor Nazım Hikmet yıllar önce. Bu heykel de öyle bir heykeldir işte. Siz İstanbul'da istediğiniz kadar
köprü, otoyol, otobal, işte gökdelen, yerdelen yapın. Ama kalacak olan bu eserlerdir. Geleceğe 100 yıl sonraya, 500 yıl sonraya, 1000 yıl sonraya tıpkı yüzlerce, binlerce yıllık sanat eserlerini göz bebeğiniz gibi koruduğunuz gibi. Diyelim bu konuyu burada noktalayalım ve nereye gelelim Necati Bey? Şu iki tane de Ankara'da var böyle. Bunlarla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Yok olan iki mesela heykel var. 30 yıl önce yapılan, 40 yıl önce yapılan gibi. Bunlarla ilgili bir gelişme var mı? Bu Çalıntı acaba... heykelimiz var. İki yok edilen heykelimiz var. Birisi 1979-80 tarihli. Birisi de 1990 tarihli. Dikkat ederseniz 40 ve 30 yıl öncelerden söz ediyoruz. Haklısınız, oraya 40 yıl ve 30 yıl yazmışsınız. Bir de 25 yıl Melihşehir'de. Az bir zaman değil. İki kuşak geçmiş neredeyse Necati Bey. Şimdi nasıl söylenir? Batı kent değilken 40 yıl önce bir tarlayken Ostim daha su teşkilatı, su tesisatı kurulmamışken, tuvalet tesisatı giderleri kurulmamışken, yeni yeni Batı kentte de bir iki bina yapılırken bu heykel yapıldı. Bu sanki ulusal kurtuluş sırasında, İstiklal Harbi sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün işte öğretmenler toplantısı yapması gibi bir şey. Daha düşman Sakarya'dayken opera ya da bale ya da tiyatro nasıl kuracağız, eğitimi nerede başlatacağız diye Mustafa Necati ile ya da diğer ilgililerle görüştüğü zaman ki gibi bir şeydi. Kurucular, liderler demek ki her şeyden önce sanatı düşünüyorlardı. Şimdi de sanat düşünülüyor tabii. Yok bir haber değil mi? Bunlardan bir haber yok. Evet. Yok. Bu heykelimiz çalındı. Batıkent'teki bronz heykelimiz yaklaşık 600 kilo ağırlığında. Üstelik araç trafiğine kapalı bir alanda duruyor bu fotoğraf çekildiğinde. Şu andaki kızım annesinin karnında duruyor biliyorsunuz orada. Öyle bir anısı var onun aslı. Evet. Annesinin karnında ondan sonra. İstanbul'a da selam olsun bu fotoğraf o zaman. O büyüdü şimdi tabii, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda uzun süre görev yaptı. Şimdi oradan ayrıldı, başka bir yerde görev yapacak. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. O heykel metal hırsızlar tarafından çalındı. Bir gecede eritildi. Genelde yöntem odur. Yani siz çaldığınız zaman bir şeyi bir anda yok etmek zorundasınız. Etmezseniz yakalanırsınız. Bunu götürüp de MoMA'ya teslim etmediler. Yani Modern Sanat Müzesi'ne New York'taki ya da işte yurt dışına kaçırıp işte Kanada'daki, Amerika'daki ya da işte Londra'daki zenginlerin villalarının bahçesine koymak için satmadılar. Bizim işte metal hırsızları var biliyorsunuz. Çalma konusunda uzman insanlar. Şimdi tunçtan yapılmaması bir anlamda buna da yarıyor mu? Yarar tabii. Çünkü aynı heykeli ben işte yıllar sonra, 40 yıl sonra yeniden yaptım. Tekrar bir örneği şu anda Ankara'daki atölyemin bahçesinde duruyor. Bir örneği de nerede duruyor? Sivrihisar'daki açık hava heykeli. Kimsenin dokunduğu yok, aldığı yok, aldığı yok. Beş para etmez. Güzel bir şey. Ben bunu seviyorum. Malzeme konusunda tabii cimri olmamız lazım. Beş para etmez malzemeler kullanarak bu insanların hırsızlığına, haksızlığına izin vermememiz lazım. Ama Melih Cevdet Anday heykelinde olduğu gibi başına çeşitli kazalar da gelebilir. Ya da burada fotoğraflarını göremiyorum. Şöyle burada bir şey eklemek istiyorum. Burada bakın, bu insan hakları heykelinde bizim fotoğrafımızı koyma nedenim, sayfanızda burası boştu, biz ekledik bunu ona göre. Çok iyi etmişsiniz. O insan hakları nerede Necati Bey? Onu kaldırırsanız boş duruyor. Yani sizin internet sayfasında insan hakları heykeli yeri boş. O yüzden ben bunu koydum çünkü Tunceli'de o üstüne şeyler gidiliyor, geliniyor, çelenkler konuluyor oraya. Yani şu anda çalışan ve yerinde duran ve çok beğeniyle izlenilen bir heykel ama sizin sayfada bir şekilde fotoğrafı yoktu.
Çok iyisiniz. Bu heykel, evet. Çok sevindim. Burada boşluklar vardı. Bu güzel heykelleri koyduk. Bir de sanıyorum o şu patlama anını gösteren, pek de böyle pozunuz hiçbir yerde yok. Şu poz herhalde, bu tekel 2010 yazıyor. Doğrudur. Değil mi? Onu canlandırmak için, yaşatmak için heykelin yanına bir de böyle bir poz eklemişsiniz. Bir iki cümlede onunla duyabilir miyiz? Hemen sol üst köşeden, Atatürk'ten sonra onun yanındaki insan hakları heykelinden söz etmek istiyorum. Tabii. Bu heykelimiz ikinci insan hakları heykelimdir. Birinci insan hakları heykeli Ankara Yüksel Caddesi'nde yer alıyor biliyorsunuz. Dönelim, ona gidelim o zaman bir de. Nerede? İnsan hakları heykeli Ankara Yüksel Caddesi'ndeki insan hakları heykelini bakmaya çalışıyorum. Evet. Sol, evet. Kelepçe vurulan heykel değil mi? O kelepçe vurulan heykel. Etrafı... Mehmet Hocam, Mehmet Bey Hocam, bu heykele keşke kelepçe vurulsa. Bu heykel kapatılmıştı böyle. Bravo. Dünya sanat tarihinde öyle sanıyorum. Ne yazık ki, üzülerek söylüyorum. İşte övünerek söyleyemeyeceğim. Dünya sanat tarihine öyle geçti diye düşünüyorum. Türkiye'de bir heykel, evet burada güzel bir fotoğraf koydunuz. İlk kez dünyada, ilk kez bir heykel devlet güçleri tarafından koruma ve güvenlik altına alınmıştır. Hatta bu gördüğünüz bariyerler o kadar büyütüldü ki neredeyse bütün caddeyi kaplayacak şekilde oldu. Ben de hayret ettim. İnsanlar da hayret etti. New York Times gazetesinin yazarları da hayret etti Amerika'da. Ne oluyor dediler. Bunun nesi var? İşte oturmuş kendi halinde kitap okuyan, stilize edilmiş bir heykel. Yani bunu tabii araştırmak lazım. Niye böyle oldu? Açlık grevi yapan iki eğitimcinin önünde açlık grevi yaptığı heykel. Biraz onun etkisi var ve bir başka şey daha. Ankara Yüksel Caddesi, Hyde Park'ın küçük bir örneği gibi insanların özgürce düşüncelerini söyledikleri, anlattıkları, dertlerini paylaştıkları bir ortam ve mekandı. O elimizden alındı bu şekilde. Ondan önce de Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda sizin amblem olarak kullandığınız heykelin olduğu mekan insanlarımızın elinden alındı. O heykeli 1980 yılında 12 Eylül'den, 12 Eylül hep milat nedense bizim gibi böyle saçı ağaranlar için. Niye milat? Türkiye'nin kapkaranlık günlerinin, günümüze kadar gelen iğrenç günlerinin bir başlangıcıdır biliyorsunuz. Ülkemizin 10 bin yıldır yetiştirdiği değerlerin, o birikimin silindir gibi ezildiği bir günün başlangıcıdır. Ve günümüzde etkisi hala hissedilmektedir. Ne yazık ki bu güzelim, işte Hacı Bektaşivelilerin, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Şeyh Bedrettin'lerin, Nazım Hikmet'lerin, işte Yaşar Kemal'lerin, Aziz Nesin'lerin yaratıldığı topraklar ne yazık ki kurutulmaya başlanmıştır. Günümüzdeki kuraklık gibi. Yağmur yağmazsa biliyorsunuz su olmuyor, ırmak olmuyor, göl olmuyor. Kuraklık başlıyor, sonra göç başlıyor. Orta Asya'dan biz biliyorsunuz öyle göçtük. Onu biliyor musunuz Nevzat Bey? Nasıl, niye göçtük biz Orta Asya'dan? Rahatımız yerindeydi. Asya'dan göç nedenimiz olarak artık su kaynaklarının kalmadığı, evet, arazinin yetmediği söylenir. Çinliler pek geçmez ama Çinlilerle de tabii biraz anlaşamamazlık söz konusu. Şimdi Orta Asya'da bizim ardıllarımız kaldı biliyorsunuz. İşte Kırgızlar, Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, Uygurlar. Hatta teyze amca çocuklarımız Çin, teyze amca çocuklarımız Moğollar. Hatta Hind'in bir bölümü, Afgan'ın tümü, İran'ın hepsi neredeyse bizim sülale yani. Niye sülale? Nerede bir yazı yazdım ben, Angara diye. Orada Baykal Nehri'ne dökülen nehirlerden birinin adı Angara.
Şimdi yazın Angara diye nehir çıkıyor orada. İngilizcesi, Rusçası, her diliyle Angara. Dolayısıyla ilk geldikleri yerlerden biri de malum bu yakın Ankara civarları. Yani Oğuz boylarının geldiği ve sonra Angara nereden çıktı? İşte Angara. Oradan geliyor. Evet. Tabii Mehmet Hocam'a da burada işte danışacağım bu konuda. Benim işte her ne kadar işte İlber Ortaylı kadar tarih bilgim yoksa da iyi kötü işte ucundan kıyısından bazı şeyler öğrenmeye çalıştık. İşte 12 Eylül bu kuraklığa neden oldu. Kuraklığı hala atabilmiş değiliz. Kuraklığı atmaya çalışan bir iki akademisyen, bir iki öğrenci, onlar da şeyden nasibini alıyor. Sus demekten, işte susturulmaktan nasibini alıyor. Şimdi yani Türkiye'nin işte şeyi de yok, böyle bizim insanımız çok düzgün. Gidip parlamentoyu basmıyoruz şeydeki kongre merkezine, Amerika'da dün olduğu gibi, evvelsi gün olduğu gibi, yani eşkıyalık yok bizde. Çünkü Anadolu şöyle bir resimle girelim ve sizin bir eserinize gelelim. Böyle değerlere sahip aslında, tanrıçalara. Ana tanrıcı, özür dilerim. Ana tanrıcı. Gerçekten ki benim tabii. Ama şimdi bu sizin bu eserinizi gören ne kadar tanrıçayı düşünüyor bilmiyorum ama bundan sonra en azından bu programı izleyenler Yersilen Kibele'nin ne anlama geldiğini bir sizden duysunlar. Şimdi Kibele olayı tabii. Kibele bizim yaşantımızda yaklaşık 30 bin yıllık bir geçmişi kapsar. Bizim derken ben tüm insanlığı kastediyorum işte hocam. Sibel, Kibel, Kibele, Tanrıça, Athena yer yer adı değişir. Anadolu'da sıkça kullanıldı. Bu ana erkeğiyle aile yapısından kaynaklanır. Avcı toplayıcı toplulukların yaşamından kaynaklanır. İnsanın çoğalmasında işte bilimsel bilgi olmadığı için yalnızca kadının görevi belli olduğundan 30 bin yıl önce, 20 bin yıl önce, 10 bin yıl önce insanlığın soyunun yaşaması için kadın çok gerekli, çok önemli. Erkek önemli değil, erkek sıfır. Erkek hayvan gibi gider, hayvan avlar. Yiyeceği getirir, kadına verir, kadın doğurur, çoğalır, insanlığı tabii günümüzde de öyle zaten. Günümüz erkekler ne yapar bakalım? Tabii niye güldüğünü biliyorum Yasin Bey, aynı şey var diye gülüyor. Evet, kadın çok önemli. İşte günümüzdeki kadına olan davranışlar sanki eğitimin bir eksikliğinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Biz aldığımız terbiyede, onu eğitim diye tırnak içinde söylüyorum, kadının çok gücü olduğunu biliriz. İslamiyet'te de öyledir. Cennet anaların ayağının altındadır demiştir Peygamberimiz. Bunu kimsenin dinlediği yok galiba, ya da bildiği yok, ya da eğitilmiyorlar o şekilde. Bu şekilde eğitmek lazım. Bu yer sizden kibirle... Evet, affedersiniz. Her gün bir kadın, iki kadın öldürülüyor bu ülkede. Kadın cinayetleri var. Ve bu sizin dediğiniz gibi kuraklığın sonucu, eğitimsizliğin sonucu, cehaletin sonucu ve de en temelde ekonomik sorunlar insanları çıldırtıyor. Ben yılbaşından bu yana bugün işte 8 tane kadın öldürüldü. Yılbaşından bu yana. Bu heykel de yine bazı heykellerini bu yıllık ya da arada olan sergilerde Metin Bey sergiliyor. Bu heykel aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nin resim heykel müzesinde de yerini almış durumda ve bu fotoğraf sizin şu elinizi bağlayıp eller ve miras heykellerinin olduğu fotoğraf gibi, onu da atölyede öyle nerede çeksek diye fotoğrafı düşünüp orada çekmiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla buradaki fotoğraflar ya benim ya sizin arşivinizden.
Copyright olayı yok. Kimseden bir şey almadık. Dolayısıyla bu da Gazi Üniversitesi bu sergi ki orada gitgide küçülüyor. Ne yazık ki gitgide küçülüyor. Keşke büyüse ama küçülüyor. Dolayısıyla bunu bu Kibele'yi belki de bu kadın cinayetlerinin de yine arttığı inşallah biter ama yine arttığı bir dönemde özellikle konuşalım istedim. Evet. Biz nereye koyuyoruz kadını, nerede görüyoruz kadını diye bir gün sohbetimizde söylemişti. Ben ona da değinmek istedim bugünkü bu Ankara Kent sohbetlerinde. Değil mi Metin Bey? Şimdi bu kadına şiddet hepimizi yürekten yaralayan bir olay ve konu ve güncelliğini ne yazık ki korumaktadır. Ben bunu neye bağlıyorum? Gene eğitime bağlıyorum. Ben eski bir eğitimciyim biliyorsunuz. Eskiyi kaldırmak lazım. Ben eğitimciyim. Benim mesleğim o. Evet. Boş zamanlarda heykel yapıyorum. Boş zamanlarda heykel. Ben eğitimciyim. Çok güzel. İnsanı eğitiriz. İnsanı eğitiriz. Beni de eğittikleri gibi. Sivrihisar'dan bir kare gördük burada tabii. Ben buna bunu arkama koydum çünkü sizin atölyenizi ziyaret ettiğimizde çok güzel bu Açık Hava Müzesi'nin anlamını, hikayesinin nasıl oluştuğunu anlatmıştınız ve ben bunu videoya da kaydetmiştim o anda. Necati Hocam da biliyorum bu konuyu gündeme getirecek. Biraz rol i̇şte evet, şu anda onu da konuşabiliriz. Dolayısıyla orada, burası, evet, buradaki bu heykel müzesi, bunlardan da bahseder misiniz? Çok değerli bence. Buyurun. Şimdi hemen Kibele konusunu noktalamak için şunları söylemek istiyorum. Lütfen. Bu konu çözümsüz değil. Bir eğitimci olarak konuşuyorum. Bu konu çok kısa sürede çözülür. Çok ekonomik olduğuna inanmıyorum. Tümüyle eğitimle ilgili olduğuna inanıyorum ben. Çocuğu siz alırsınız, 4 yaşından itibaren kız erkek diye ayırırsanız, günahtır, ayıptır diye yaparsanız her şeyi, kutuplaşma başlar. Kutuplaştığınız zaman bu çocuk büyüyünce düşman olur. Kime? Ulaşamadığına düşman olur. Ulaşamadığı varlık kimdir? Kadındır. Evet. Bakınız dünyanın medeni ülkelerine, ben böyle bir şey görmedim yani. Bir insan gidiyor, sabaha kadar tek başına bir genç kız geziyor, tozuyor, geliyor. Ben bunu Yunanistan'da gördüm. Biz Yunanlarla akraba olduk. Eşimin yeğeni bir Yunanlı oğlanla evlendi. O kente gittik biz düğün için. Yanya kentine. İonina diyorlar onlar. Ya, Tepedelenli Ali Paşa'nın memleketi biliyorsun. Yanya. Bizim damat, Yunanlı damat oralıydı. Bir Osmanlı kenti Yanya. Benim kızım işte çıktı gezdi. Esprili olarak dedi ki babacığım bana hiç kimse laf atmadı dedi. Ben dedi kompleks duydum dedi. Yani çok enteresan şey bu yani. Kimse laf atmadı, işte bir şey yapmadı. Olacak şey değil yani. Yunanistan'ın bir kenti bu. Kuzeybatı Yunanistan'da Arnavutluğa yakın. 10-15 bir hafta 10 gün kaldık orada şeyde. Şimdi bakıyorsunuz batılı olmak bambaşka bir şey. Gene çok kısa bir şey söyleyeceğim. İşte bir dönem rahmetli Albay Kaddafi'ye Libya devlet başkanına heykel yaptım ben. 89'da Libya'ya da gittim. Libya'da Trablus'ta, onlar Tripoli diyorlar, şehrin göbeğinde İtalyanlardan kalma, memelerin ucu açık, her yeri açık, kadın heykelleri vardı. Aa dedim, bu Libya'da şeriat yok mu? Var. Bu heykel olsun, o ayrı, bu ayrı dediler yani. Batı'nın şeriat ülkesi de böyleydi biliyorsunuz yani. Günümüzde de açıverin gazeteleri, işte vay kadının ayağı gözüktü, saçı gözüktü, bilmem nesi gözüktü, kaldır, at, yak, yık. Bu ne barbarlıktır? Demek ki önce eğitimden başlayacak. Siz kendinizi eğiteceksiniz. Önce adam olun. Atatürk'ün öyle bir lafı vardır ya. Laiklik ne falan diye sormuşlardı. Adam olmaktır efendi, adam olmaktır diye bir lafı, sözü var Atatürk'ün. Adam olmak, adam olun. İnsan olun önce. İnsanları insan yapmak lazım. Terbiye vermek lazım. Terbiyesiz derler yani, eğitimsiz anlamda. Onun için terbiyeyle ben bu işin kısa sürede çözüleceğine inanıyorum. Çünkü bu ülke 1923 devrimiyle, Cumhuriyet devrimiyle kısa sürede binlerce yıllık gericiliği bir kenara attı, tarihin çöplüğüne yepyeni bir ulus yarattı işte. Açıverin tarih kitaplarını, okuyuverin.
o çulların, sarıkların bilmem çöplüğün içinden pırıl pırıl cumhuriyet çıktı. Gençlik çıktı, insanlık çıktı, tarih çıktı, mimari çıktı, sanat çıktı. Bunu gençlerimizin bilmesi lazım. Bu arka sırada kayaların arkasında, o 50 milyon yaşındaki granitlerin arkasında Ali Dinçer'i görüyorsunuz, Ankara Belediye Başkanı, Ankara Belediyesi'nin efsanevi başkanı. Ali Dinçer elinde Batı kentin ve Ankara'nın haritasıyla poz vermiş, durmuş. Bu heykel Ankara'da Ali Dinçer Parkı'nda yer alıyor, Batı kentte, bronz olarak. Buradaki modeli, orijinal modeli. Yanındaki de kim bakalım? 1990 yılında Bahriye Üçok evinde öldürülen, katledilen aydın din insanı, İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyesi, doçent Bahriye Üçok'un heykelidir. O da Ankara Beşevler'deki Bahriye Üçok Parkı'nda yerini almıştır. Şimdi hocam, onu noktada Kibele'ye de kısaca değineceğim. Tabii o kibeleler biliyorsunuz hep ana tanrıçadır, işte daima ne yapar? Yaratır, üretir, işte o. Oysa bu yer silen kibele bizim Anadolu'nun kadınlarıdır. Bizim gecekondularda yaşayan kadınlarımızdır. Nerede? İstanbul'da, Feriköy'de, işte Fatih'te, Dolapdere'de, Sancaktepe'de yoksul 5-6 çocuk dünyaya getiren, bu yüzden beslenemeyen, dişleri dökülen, kalçaları büyüyen, iyice memeleri sarkan, ondan sonra her gün temizliğe giden, elleri öpülesi kadındır bunlar. İşte burada gördüğünüz gibi yer silen kibeleyi görüyoruz. Anlayamadım onu. Evet. Şimdi tabii bu tek heykel değil. Diğer heykellerin bu çeşitli versiyonları var. Yıkanan kibele heykeli, işte biraz sonra kocasına dayak yiyecek. Ya da ne bileyim, unuttum şimdi hangi kibeleler. İşte bütün varoşlarda pazara giden kibele, işte çocuk doğuran, doğum yapan kibele, onlar bir dönem işlediğim konulardı. Bunlar yaklaşık 22-23 yıl önceki olaylar. Onu da öyle kapattıktan sonra Mehmet Hocam'ın Sivrihisar Müzesi'ne geliyorum. Türkiye'de dünyada da bir ilk gibi geliyor bana. Bunu ben söylemiyorum, sanat eleştirmenleri söylüyor. Bu benim büyük bir şansım, bu coğrafyada doğmam, böyle bir coğrafyanın olması ve böyle bir coğrafyaya Kültür Bakanlığı'nın, Eskişehir Valiliği'nin ve Sivrihisar Belediyesi'nin inanarak destek vermesi. Onun dışında hiçbir işte özel sektörün katkısı, desteği yoktur. Burada ben, eşim Eser Yurdanur, kızım Aslı ve Gizem'le birlikte 4 kişilik bir güçle, iman gücüyle biz bunu yaptık, yarattık. Bu arada tabii destekçim olan sanatçı arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnsanlığa şimdilik 100 bin metrekare, bu artabilir de, eksileceğini sanmıyorum. 200 bine de çıkabilir. Çünkü atölyemde Ankara'da pek çok heykel daha oraya taşınmayı bekliyor heyecanla. Bizim yaklaşık 10 bin yıllık tarih. Yer var mı? Heykelleri kuracak yer var mı? Müze... Kesinlikle var. Evet. Var değil mi? Yalçın Bey, orada Sivrihisar'da çok yer var. Allah'tan şöyle, Sivrihisar İstanbul gibi çok değerlenmedi. Taşı toprağı altın olmadı. Eğer öyle olsaydı ne yer kalırdı, ne yurtu kalırdı. Ama şu anda bence İstanbul'dan daha değerli oldu bu heykellerle, bu Yalçın Kayalıkların önü, boş arazi. Ellerinize yüreğinize sağlık. Yani teşekkür ediyorum ama ben İstanbul'u kıskanıyorum ayrıca. O ayrı konu. Dolayısıyla böyle bir mekan keşke bu kadar büyük de olmasa, keşke Ankara'da da olsa, Ankara bir sanat müzesine sahip olsa, siz gibi değerli sanatçılarla, onların eserleriyle donatılsa, sizler yaşarken oralarda bir şeyler yapılsa, dileklerimizi de bu vesileyle şu muhteşem Açık Hava Müzesi fondayken onu da aktaralım ve bunu da konuştuk. Sizden kapatmadan önce, yani hep siz belirlediğiniz konuları dememeniz için size söz versek, sizin düşüncelerinizle, isteğinizle, noktayla kapatsak. Buyurun. Sivrihisar'ı kısaca bağlamak istiyorum. Sizin önerilerinize katılıyorum. Ankara'da mutlaka Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin olması gerekir. Çok geç kalındı.
Çankaya Belediyesi 98 yılında Çağdaş Sanatlar Merkezi adında bir ne açtı bakalım? Galeri açtı işte. Denildi ki efendim işte Ankara'ya Çağdaş Sanatlar işte şeyi açalım. Çağdaş Sanatlarla ilgili bir merkez açalım. Demirel demiş ki bir arkadaşım söyledi. Var ya demiş işte Doğan açtı orayı demiş. Doğan yaptı ben de açtım demiş 98. Yani Demirel'in anladığı Çağdaş Sanatlar Merkezi işte burası. Hayır. Orası bir galeri. İçinde o de da güzel. O da güzel. O ayrı ama o konumuz değil. Yetmez ama evet tabii. Şimdi, yetmez ama evet. Yetmez evet, mi demek yani. Lazım? O da olsun. Keşke onun gibi de çok olsa. Ankara o fırsatı kaçırdı. Öyle mi? Ankara o fırsatı kaçırdı. Bu sabah çıktığımda eşimle birlikte işte nereden geldik? İstanbul yolundan geldik, çevre yolundan. Aman Allah'ım. Bu koku ne dedik? İşte sanayi kokusu, ağır bir Dilovası kokusu. Ankara'nın çıkışında bir sanayi, organize sanayi. Hemen Ankara'nın 5 kilometre dışında ne işi var orada? Saray maray diyorlar oraya her taraf. Atölye, atölye, atölye. Eskiden Ostim vardı biliyorsunuz. O yetmedi. Hemen Ankara'nın dibine bunu yaptı. O yetmedi. Temelliye onun. Git kardeşim Yozgat'a mı yaparsın? Nereye yaparsın? Yozgatlılar alınmasın yani. İşte biraz şey oldu. Uzak olduğu için söylüyorum yani. Hem oralar kalkınır. Hiç ağır sanayini oraya koy. Burada ne işi var onun? Sakarya Ovası'nda. Şimdi Ankara o fırsatı kaçırdı. Ayrıca insanlar gezmeyi seviyorlar. Bu Covid ve mikrop zamanında çok güzel bir fırsat. 100 bin metrekarelik açık hava heykel müzesi. Gel kardeşim. Bu heykellere mikrop gelmiyormuş. Bunun tıbbi bir şeyi de var hatta. Belgesi onu yazacağım. Bütün insanlar akım etmesin diye söylemiyorum. Mikrop korkuyormuş buradan. Kayalardan, işte heykellerden. Mikropların hepsi heykellerden korkuyor. Aman çalarlar yani, yapmayın yani. Heykelleri. İşte yok yok. Gelin işte mikropsuz bir ortam. Hiç mikrop yok. Kimseye bir zararı yok bu heykellerin. Bu doğanın, bu tabiatın. Gelin oranın havasını teneffüs edin. Tarihi koklayın. Doğa Tepe'yi geçin, işte Kral Midas'ın gordiyonunu görün, Pesinus tarihi kentini görün. Bir saatlik yol. Madem öyle, Ankara Belediyesi ya da işte yönetim ne yapar? Tren yapar oraya, işte 10 dakikada ulaşırsınız oraya. Gelin gözün, pardon görün, diyorum. Evet, buraya da bu noktayı koyarak devam edelim şimdi. Sizin şundan da söz etmek istiyorum dediğinizle kapatacağız. Buyurun. Soru yok. En zor soru bu zaten. Hayır ama sonraki sohbette en zor soru şundan söz etmek istiyorum. Ankara'da yaşayan bir sanatçı olarak. Diyeceksiniz ki ya hep siz sordunuz ben şunu söyleyecektim söyleyemedim demeyin hemen diyorum. Ankara'da yaşayan bir sanatçı olarak şunu söylemek istiyorum. Yıkarak Yapmak diye bir kitap var elimde. Uğur Tanyeli'nin mimar, mimarlık tarihi yazarı Uğur Tanyeli'nin. Daha çok okumadım. Kızım verdi onu çünkü kızım da mimarlık doktorası yapıyor. Ondan sonra ondan da besleniyorum o konuda. Yıkarak yapmak. Yıkmayınca olmuyor. Yık kardeşim yani beğenmedin mi bir şeyi yık işte. Neyi yıkacaksın? Ankara'da. İşte o yetki bende yok tabii. Yıkacaklarda da o güç yok diye düşünüyorum. Temizlemek lazım. Yani yıkmak lazım. Şimdi nasıl yıkacaksın bilmiyorum. Mesela bana bıraksalar İstanbul'un pek çok yerini dümdüz ederim. Sinan'ın zamanına dönerim. Oh dünya varmış derim yani. Deprem olmasın da inşallah Allah korusun. Aman tabii deprem olmasın, deprem yıkmasın da biz kendimiz bilinçli olarak yıkalım. Evet, örnek evet. Vermeyeceğim. Alınan insanlar olabilir. Gözümüzü rahatsız eden ne kadar kötü şey varsa yıkacaksınız, yok edeceksiniz diye düşünüyorum. Son olarak onu söylüyorum. Korkusuzca bir örnek vereceğim hemen. Yıl 1990 Kırşehir'e Aşık Paşa ve Ahi Evran-ı Veli heykeli yapıyorum. Belediye başkanı Deli Cahit, Doktor Cahit Gürsöz. Niye deli? Deliymiş de ondan. O da diyordu ki bizim en delimiz doktor ve size belediye başkanı oldu. Böyle espri yapıyor. Deli Cahit beni çağırdı. Heykel için yer arıyoruz. Aşık Paşa ve Ahi Evran-ı Veli heykeli için. Bronz heykeller hala yerinde duruyor. Bir baktım Kırşehir'e ilk kez gittim.
Bu ne dedim? Selçuki'den kalma olağanüstü güzel bir yapı, yüzük taşı gibi, pırlanta gibi. Cacabey cami ve külliyesi şehrin ortasında. Cacabey cami ve külliyesinin 2 metre yanında 3-4 katlı böyle hani Rizeli demeyelim, Laz müteahhitlerdir. Laz dedim, herkes alınır. Karadenizli müteahhitlerin yaptığı kötü kötü yapılar var. Başkan yık bunları dedi. Nereden çıktı? Hiç, o tepkini hiç unutamıyorum. Bizi dinliyorsa eğer doğru söylüyor diyecek. Yık bunları dedim ya. O zamanki genç 90 yılında kaç yaşındayım? 40 yaşındayım falan aslanlar gibi. Nasıl olur dedi ya. Gittim heykeli yaptım. Heykeli geri götürdük, hepsini yıkmış. Cacabey cami ve külliyesi bir açılmış ki o Selçuki'nin olağanüstü eseri çıkmış ortaya. Oh dedim. Ahmet Bey beni çok iyi anlayacak. Yalçın Bey anlamaya başladı, gülüyor tabii. Yıkarak güzelleştirmek bu. Tabii ki ehil ellerde olmalı. Günümüzdeki restorasyon cinayeti işleyen cahil insanların eline de vermememiz gerekir. Bana bu görüşmeyi açtığınız için, dertleştiğimiz için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Geçmiş yeni yılınızı kutluyorum. Gelecek günleri kutluyorum, kutsuyorum. Güzel yıllar, günler görelim insanlık olarak. Bu kötü günlerden, karanlık günlerden kurtulmak dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sevgi ve sevgiyle kalın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Kızlarınıza, eş sevgili eşinize, Eser Hanım'a selam ve sevgiler. Ankara'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bilmukarlı, hoşçakalınız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoşçakalın efendim, çok teşekkürler.